Evet, aynı vaatteki önerge üzerinde şimdi de Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan konuşacak. Buyurun Sayın Özcan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinize saygıyla selamlıyorum. Sayın Metiner buradaymış, iyi oldu. Ayrılmayın lütfen, sizinle ilgili de söyleyeceklerim var, sizi ilgilendiren şeyler. Sayın milletvekilleri, burada yaptığım son birkaç konuşmada ısrarla şunu söyledim. FETÖ terör örgütünün siyasi ayağı ile ilgili mücadele yapılmıyor, maalesef. Yapılmadığı sürece de ben her fırsat bulduğumda bu konuyu gündeme taşıyacağım demiştim. Sayın Metiner'in ve Sayın Bakan'ın burada olması iyi oldu aslında. Aynı anda onları burada görmek. Bugüne kadar yaptığım konuşmaların bir kısmında Sayın Metiner'i çok ağır eleştirdiğim konuşmalar oldu. Ama 15 Temmuz etkinliklerinden sonra yazdığı yazı içeriğine herhalde katılmamak mümkün değil. Sayın Metiner ne diyor özetle? 15 Temmuz etkinlikleri sırasında protokolün en önünde FETÖ muhipleri ve FETÖ'cü eski bakanlar gördüm diyor. Rahatsız oldum, içim titredi diyor. Hatta üşüdüm diyor. Eve gidip reisi oradan dinledim diyor. Doğru mu? Şimdi sayın milletvekilleri, değerli hükümet yetkilileri, söyledi doğru. Biz öteden beri şunu söylüyoruz. Bu örgütün bir siyasi uzantısı var. Siz bunu duymaktan hoşlanmıyorsunuz. Efendim, sıkıştığınız zaman şunu da söylüyorsunuz. Siyasi uzantı nerede? Bizimle ilgisi, ne ilgisi var? Bakın Sayın Metiner açık bir ihbarda bulunuyor. Ben gördüm kardeşim diyor. Ben gördüm diyor. Peki Sayın Metiner bunu gördüğü ve bir gazetenin köşesinde yazdığı halde neden hiçbir savcı çıkıp Sayın Metiner gel bakalım sen ne gördün? Hangisi FETÖ'cüydü? Hangi bakandan bahsediyorsun? Bu soruyu kendisine niye sormuyor? Keza enteresan bir şey daha oldu. Sayın milletvekilleri, hala hazırda görevli olan bir müsteşar var. Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarımız, Sayın Bakanım. Ne diyor birkaç ay önce? Bir bakan diyor, beni diyor tehdit etti diyor. Neden bir cumhuriyet savcısı çıkıp, gel bakalım Sayın Müsteşar, sen aklı başında bir adamsın. Devletin müsteşarlığını vermişiz sana. Kimdir bu bakan? Bu konuda bize bilgi ver. Bu soruyu niye sormuyor? Niye soramıyor? Bakın kontrollü darbe tartışmaları yapılıyor. Ama bence şu tartışmasız. FETÖ ile ilgili kontrollü bir soruşturma var Türkiye'de. Sadece hükümet olarak istediğiniz ölçüde soruşturmanın kapsamını genişletiyorsunuz. Ucunun ne zaman size dokunma ihtimali doğsa, sizden bir eski bakana, mevcut bakana, mevcut milletvekiline, eski milletvekiline hemen müdahale ediyorsunuz. Ya Allah aşkına iki tane somut soru. Bir tanesi burada oturuyor işte Sayın Metiner. Ben sadece yazdıklarını okudum, söyledim. Diyor ki ben gördüm. Daha iki gün önce gördüm diyor. Üç gün önce gördüm. Hem de nerede gördüm diyor. Meclisin bahçesinde gördüm diyor. Biz de gördük o protokolü. Ben o protokolü görünce, protokol sıralarına bakınca aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bank Asya'nın açılış günü geldi. Vallahi Bank Asya açılırken de orada bir tek Fethullah Gülen dışında diğerleri hep aynıydı. Figürler aynı. Bir tek Fethullah Gülen'in kendisi yok. Onun dışında kurdeleyi kesenlerle 15 Temmuz anmasını gerçekleştirenler aynı. Burada bir çelişki var. Sayın milletvekilleri, biz bunu ısrarla söylüyoruz. FETÖ'yle AKP arasında çok derin bir bağ var. Nasıl bir bağ var biliyor musunuz? Daha somut halde anlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi ile Atatürkçü Düşünce Derneği ayrı kuruluşlar mı? Ayrı kuruluşlar. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ile Atatürkçü Düşünce Derneği birçok yerde iç içe geçmiş mi? Geçmiş. Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülke Ocakları. Resmi bir bağınız var mı? Yok. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülke Ocakları arasında bir bağ yok derse birisi kimse inanmaz. Sizin de maalesef ilişkiniz geçmişte FETÖ ile aynı hale gelmiş. Nasıl bizim ADD ile ilişkimiz varsa, nasıl MHP'nin Ülke Ocakları ile ilişkisi varsa, AKP ile FETÖ'nün ilişkisi de böyleydi. Zorlanıyorsunuz. Zorlanıyorsunuz. Bu ayrışmayı yapmakta zorlanıyorsunuz. Ama korkunun ecele faydası yok sayın milletvekilleri. Siz aynaya bakacaksınız.
kendinizle hesaplaşacaksınız bu FETÖ konusunda. Eğer bu FETÖ belasından AKP'yi temizleyemezseniz Türkiye'yi hiç temizleyemezsiniz. Ben genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.